dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Hocam bu uçak neyin nesi? Messi? Yok Messi değil hocam uçak neyin nesi? Nesi? Me Messi evet hocam Messi. Uçak e, introsu genellikle bizim transfer duyumlarını yoğun olarak vereceğimiz videolarda arada sırada kullandığımız şey hani bazen uçak e, introsunu kullanmadan da duyum verebiliyoruz ya da bombardımana geçebiliyoruz. Hocam hadi geçelim. geçelim. Ertan Süzgün çok üzgün Fenerbahçe'de der öncesi Kim Minji iki gündür takımla çalışmıyor demiş. Ee, yaz Salac ve savun, takımda savunma hattında Serdar Aziz cezalı. Salah'ın da de sakatlığı devam ediyor demiş. Biz de şey yaparız. Başka takımlar gibi e, cezasını ertelettiririz. Galatasaray falan birkaç kez yaptı, biz de yapalım. Bir kez bir kere lin ertelensin ne olacak? Pelai sakat. Yağız Bey de demiş ki altyapıdan stoper takviyesi istediler, sıkıntı var demiş. Sıkıntı yoksa sıkıntı var. Yok, sıkıntı varsa sıkıntı yok. Sıkıntı Terinatol'da sıkıntı yok. Böyle bir şarkı vardı. Neyse. Ve hani e, alt zaten stoper istendi. Emir Ortakay'a, A takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor arkadaşlar. Ne olacak bu yani? Değişen bir şey yok. Şimdi UEFA'nın men ettiği Rusya kıta değiştiriyor. Evet. Alıyorlar. Arkamda bir polaca yükselecek. Havuz olacak. Rusya'da havuz olacak. Sıcak denizler olacak. E, öyle kıta değiştirmiyorlar. Şimdi futbolda bir yaptırım geldi Rusya biliyorsunuz Avrupa'dan hani <laughs> tamamen veda etmeye hazırlanıyor Avrupa'daki turnuvalara. UEFA'dan ayrılarak bundan böyle yoluna farklı bir kıtada devam etmek istiyormuş. 2022-2023 sezonunda Avrupa Kupalarından edildiğini açıkladı ya. Yani Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nin dışında bırakıldı ve Rusya karşı ulusal organizasyonlara ev sahipliği konusunda yaptırım kararı alındı. Tabii e, şaklara piyango doğdu diyor. Şampiyonlar Ligi'nde Yarı finalde Villarreal'in elenmesi Shakhtar Donetsk'e gelecek sezon bu turnuvada grup aşamasından başlama imkanı sundu diyor. Tabi o zamanı bir Shakhtar toparlanırsa Rusya bir rahat bırakırsa yani bu da ayrı bir olay. Rusya'dan radikal adımlar diyor. Muhtemelen KAS'a itiraz edeceklermiş. Ee, Kastınca insana bir gülme geliyor ya. Ya daha radikal karar kıta değiştirecek diyor. Muhtemelen Asya kıtasından yani Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyecek. Asya Şampiyonlar Ligi de finansal olarak Avrupa'nın baya baya altında ama hiç belli olmaz bu işler. Rus sermayesi yüksek. Neler olacak? Ben bu haberi niye verdim? Bize ne hocam? Bize ne değil. Ben şunu söylüyorum. Ukrayna takımları da bence turnuva dışında kalacaklar. İstem dışı kalacaklar. Şimdi Rus takımları alınmıyor ama Ukrayna takımların hakkı saklı tutulmak şartıyla bir sene ertelenir. Yani Bir sonraki sene Grup aşamasından, yine grup aşamasından başlar diye düşünüyorum. Ee, bu da hem Fenerbahçe'nin hem Trabzonspor'un ekmeğine yağ sürer. Trabzonspor direkt gruplardan başlar. Ee, Fenerbahçe de bir tur daha az oynar, en az bir tur daha az oynar. Elemelerde. Tabi ligi ikinci bitirirse, kalan, <laughs> kusura bakmayın, kalan maçlarda hani <laughs> Konya Spor'un önünde bitirebilirse. En az iki galibiyet alırsa diyeyim ya da. Ya da Konya Konya en e, Konya iki tane mağlubiyet alırsa. Lazio Vedat Muriç için Fenerbahçe'yi bekliyor. Kulağınız çınladı mı? Çınladı çınladı. Hocam biz bu haberi duyduk. Nereden duydunuz? Söylerim de 23.400 olur şurası. Lan söyleyin 23.500 olsun. 23.600 olsun. 23.700 olsun. Hızır'ıydı Yunus'u değil. 800'de 300. Gitsin gitsin gitsin. Fenerbahçe'de golcü araçları sürerken gündeme eski yıldız Vedat Muriç'i gelmiş. Süper Allah. İlk defa görenler beğene bassın. ikinci kere görenler de yine beğene bassın. Gelecek sezon transfer çalışmaları atla. Fenerbahçe'nin teklifini beklediğini yazmışlar. Lazio'nun. Estadio Deportivo'nun haberine göre gelecek sezon forvet ihtiyacı olan Mallorca Lazio'dan 13 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Muriç'i için pazarlık yapamadı. Nedeni ise Fenerbahçe'nin ilgisi olmaz demiş. <laughs> 13 milyon euro olması değil yani. Mallorca ile 13 maçta 4 gol 1 asist. Gayet güzel. Vedat'a ilgimiz var. Yalanlayamam. Vedat Muriçi'ye ilgimiz var. Yalanlayamam. Ancak bu demek değil ki Vedat'ı aldık, getirdik, forma gidirdik. Ben çok düşük bir sıfıra, yani sıfır gibi görüyorum şu an için. Mayıs başlarındayız. Bu arada şunu da belirteyim. Mayıs başlarındayız. Ee, Mayıs, Haziran, Temmuz Ağustos. 4 ay. 40 TL'niz varsa aylık 10 TL üye olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Fenerbahçe'den dev operasyon Abu Bakar, Alex T.S. Külliyen yalan. Hocam bir okusaydın bir bismillah. Biz öyle alışkın değiliz. Sen haberi okursun, süslersin. Ee, saçma sapan espriler yaparsın, oğlum bu kadar da saçma sapan değil. Yani elimden gel, bir, bir kapasite bu. Ne yapayım? Bu kadar yapabiliyorum. Ya şey gibi Goradaki gibi yükle, Cemilmaz esprileri yükle. Biraz oradan getir falan yapamıyorsun öyle. Neyse habere geçelim ya. Sağ olun ya. Vallahi iyice şey yapın. Gelecek sezon transfer çalışmaları. Fenerbahçe'de fla, flash gelişmeler. Abu Bakar'da önemli mesafe almış. Allah Allah. Abu Bakar'da önemli mesafe almışız. Bunun şeyin haberi var mı? Abu Bakar'la Fenerbahçe yönetiminin. Benim haberim yok çünkü. Senin haberin olmak zorunda mı? Ya tamam olmak zorunda değil de haberim yok. Bir de Solbek takviyesi için Manchester United'ın Portekizli yıldızı Alex Teyyeş'e yönelmiş. Lan. Lan arkadaşım. Bak. Şu haber tutar. Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım kuduracaklar. Bak tutar. Fenerbahçe Galatasaray'ın anasını ağlatacak. Tutar. Tabi böyle başta kimse atamaz da. Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir şey daha. Ee, parmak yok. Ne derler ona ya? Çelme daha. Bir çelme daha. Lan 18 milyon euro piyasa değeri var. 2024'e kadar sözleşmesi var. Adamı bunlar kaça aldılar? Hıyar adamlar Hiç ona baktınız mı? 15 milyon euroya aldılar 2020 yılında. Sana kaça verecektir? Piyasa değeri 40 milyon euroyken o dönem şeydi. Galatasaray'a 40 milyon euroya satarlarsa %3'ü Galatasaray'a, %30'u Galatasaray'a gidecek. 12 milyon euro kasada derken o oranın ne kadar olduğu ortaya çıktı sonradan. Bu arada ee, Alex Theis, Brezilya asıllı İtalyan. Somut adımları hazırlanıyormuş. Erkenden bitirmek istiyormuş. Sol bek için adaymış. Yeni hoca bekleniyormuş. Merak etti Manchester United niye verecekmiş? Ligi tanıması gösterdiği performans İngiliz kulübünde eleştiriler oyuncular arasında bulunuyormuş. Kiralanması gündemdeymiş. Ha iyi. İyi en azından Müslüman palavra atmışlar. Kiralama falan demiştir. Ama dediğim gibi bak Galatasaray'a dev çalım. Kuduracaklar. Ağlayacaklar. Yeni hoca bekleniyormuş. Sabah gazetesinin palavra, e, haberi bu şekilde. Dediğim gibi külliyen yalan. Bakın size yine tanıdık bir haber. Şok olacaksınız biliyorum. Eliniz ayağınıza dolaşacak. Titriyeceksiniz. Fenerbahçe'den Christian Pavon için yeni hamle. Ben bu haberi ilk verdiğim zaman dalga geçiyorlardı benden. İnternete baktın. Dedin ki kim gelir sözleşmesi boşa çıkacak. Hemen yazdın diye mi hocam? Dediler. Lan yok oğlum girişim var dedim. Sorduk soruşturduk. Cık. Ondan internete baktın sözleşmesi bitecek yazdın diye mi hocam? Bir de Rusya'dan bir arkadaş vardı. Ee, internete baktım hakikaten bir Pavo'nun bir de onunki vardı sonradan baktığım zaman. O eleman da güzeldi. Sonra dedim ki Pavon gelmiyor. Brezilya'da bir takımla ön protokol yaptı. Bu sefer de şey diyorlar. İnternete baktın. Sözleşmesinde opsiyon var değil mi? Yok. O zaman niye gelmiyor dedim. Lan oğlum yok. Gelmiyor. Fenerbahçe sözleşmesi sonrası Christian Pavon için girişimlerde var. Bu arada geçti yani geçtiğimiz günlerde de duymuş olabilirsiniz. Kanala yeni aboneler bu adam ne saçmalıyor diyebilirsiniz. Yani geçtiğimiz günlerde yine konuştuk. O yüzden söylüyorum. Hatta kanala bakabilirsiniz. Bir sürü pavon kapak resimli video var arkadaşlar. Yani içerikte konuşmadığımız hiçbir şeyi kapağa koymuyoruz. Bir geçenlerde yanlışlıkla Crespo'yu koymuşum. Ama orada ince bir duyum vardı. O ince duyumu anlamanız lazım. O ince duyumu anlamazsanız o adama bak Crespo'yu koymuş dersiniz. İnce bir duyum var oradan. Boca Juniors yıldız için yüksek bonservis bedeli istemiş. Sorun çıkmış. Arjantin basına 26 yaşındaki futbolcu harekete geçti. Bu sefer transfer bitirmeye çok daha kolaymış. Pavon'un Boca ile sözleşmesi bitiyormuş. Pavon Boca'dan ayrılacakmış. Atletico Mini Euro'da devrede. Ha bu Mini Euro'yla Tamam. Bunlarla bunlarla. Bonservisini alamadılar. 26 yaşındaki futbolcu daha önce ülkesiz içinde sadece bir kez çıktı. Christian Pavon 2019-2020'de Sri şey. ABD ekibi Los Angeles Galaxy formasını kiralık olarak giymiş. 35 35 maçta 14 gol 9 asist. Hocam Rossi o kadar attığına göre Pavon da iyi topçu demek ki hocam. Peste iyi topçu da bilmiyorum gerçekten nasıl MLS'deki maaş bütçesinden dolayı alamamışlar. Tek handikap yeni hoca demiş. Steven Colker'da yaşanana benzer bir olay yaşanmaması için. Değil mi ya? Gerçekten rezalet bir durumdu ya. Beşiktaş'ın falan elinden futbolcu kap. Beşiktaş'ın falan elinden kaptı kan kol kırın. Git oraya gönder. Sonra da diyorlar ki Flamengo kuşları niye çok yaşıyor. Yine benzer bir haber Napoli Kim Minji için kapıyı çalacak. La hoca sen acaba 3-4 gün önceki haberleri mi sunuyorsun? Yok medyada var açın bakın. Bakın tarihle çıkıyordur. Napoli gelecek yaz dönemi için Kim Minji için Fenerbahçe'nin kapısını çalacakmış. Bu arada haberde bir Müslümanlık var. Diyor ki haberde 40 resmi maç dur. İtalyan ünlü gazetesi La Gazette della Sport yazmış bu sefer. Hocam La Gazette della Sport'a çıkmışsın. Yok lan manyak mısınız? O da Türkiye basınına almıştır. Fenerbahçe'nin kapısını çalacakmış. Manchester United'da falan filan Alex Tumbeze bile falan alacakmış. E, kimin sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi var diyor. Hani 23'tü? İkinci Roberto Carlos olur mu? Tahmin edin kim? Marcelo evet. İyi hocam biz bu haberlerin hepsini senden duyduk. O yüzden kanala abonesiniz ya zaten. İtalyan basın 33 yaşındaki, şey, İspanyol basın 33 yaşındaki Solbeck'in Real Madrid'den ayrılabileceğini yazmış. Marcelo'nun önünde 3 alternatif var. Ya Tinerci olacak futbol bırakıp ya intihar edecek ya Fenerbahçe yok. Bir Fenerbahçe macerasına atılmak, iki kariyerin ülkesinde tamamlamak, üç ailesi için Madrid'de devam etmek. Şampiyonluk hasreti 8 yıl açıktı. Fenerbahçe İspanyol takımıyla sözleşmesi bitiyor. Karana. Ee, karana. Ya, ee, ben... tamam. Arkadaşlar beklemeyin boşuna. Eski Fenerbahçe yok. Bir. ikincisi biz sol bekimizi bence çoktan bulduk. Bence çoktan bulduk sol bekimizi. Fenerbahçe Luis Felipe'ye yöneldi. Lan Alex'in oğluna mı? Ha o değilmiş. Gelecek sezon transfer planlamaları kapsamında son olarak Lazio'da forma terleten 25 yaşındaki savunmacı Luis Felipe'yi almış Fenerbahçe. Ben de Felipe deyince yani sevindiydim arkadaşlar kusura bakmayın biz sizi de heyecanlandırdım herhalde. Felipe elimizde büyüdü ya. On doğduğunu bilirim ya. Şu kadarcık. Yalnız bakın. Haberi okumuyorum. Sözleşme bitiş tarihi 2022 Haziran 30 Haziran. Mükemmel değil mi? Hocam süper. Müthiş. Hoşa çıkıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro ve yaş 25. Bir koku geldi yanık kokusu. Bize koklatırlar mı? Bize koklatırlar mı? Bize koklatırlar mı? 39 maçta bir asisti var. 3228 dakika oynamış. İtalya'da Lazio'da bu kadar maç oynayan adamı bize koklatırlar mı? Hocam alırız. Yıldızlaştırırız. Satarız. E millette mal, millette geri zekalı zaten, değil mi? Millet zaten geri zekalı. Adamı bedavadan şimdi alıp kadrosuna katıp e, kar elde etmek varken misal veriyorum. Bir sene sonra belki bon servisinden 20'yi alacak. Onu 20'yi alacağını 3 vereceğini 4 verip 4 senelik sözleşme yapıp 4 milyon euro e, yani 16 milyon euro kara geçeceğini hiç düşünemez değil mi arkadaşlar? Ya çok az spor izlemeyin ya. Çok az spor izlemeyin. Yakın temas başlamış da istatistikleri dikkat çekiyormuş da savunma için taraftar heyecanlanacakmış da yarın Gondolf'u da alıp cuma namazına gidecekmiş de Cuma'nız mübarek olsun. Yarın değil de bugün. Gitmiştir bile çok lan İtalya'da saat biraz geri. Lazio forması giyen Felipe yakın temaslar başladı. Ya şunu yazarken utanmıyorsunuz da değil mi? Ya şunu yazarken utan bak. Şuna okeyim. Evet Atilla Salahi ya da Kim Minji'den en az birinin gitmesini ben de bekliyorum. Allah şahidi ben %100 olarak Atilla Salahi'nin gitmesini bekliyorum. Yani gerek duyumlardan gerek aldı transfer şeylerine ve gerekse hani sanki Fenerbahçe'deki misyonunu tamamladı gibi geliyor. O ayrı mesele ama yani yapmayın etmeyin ya. Ya bir de hatrım için bak yalvarıyorum gazeteci arkadaşlar. Ya kanalımızda hiçbir gazeteci yok ya. Vardır. Malank sar haberi yapın. Yapmazsanız Ersan başlar sizi rüyanızda cimciklesin. Orada Ersan da WhatsApp grubunda. Mustafa Cevi alacaktım artık almıyorum. Ersan varsa ben yokum. Gelin siz de çöpresin. Ersan başlar çöpünüz mü var? Yaslanın arkanıza. Malanksar 23 Ocak 99 doğumlu Yaş 23, 1.82 boyunda. Boyundan anlayacağınız üzere süratli stoper. 8 milyon euroya kadar piyasa değeri düşmüş. Bakınız. Senegal asıllı. Büyük ihtimalle de Müslüman. O dinini tam bilmiyorum. 27 Ağustos 2020'de Chelsea bedava aldı. Hemen Ekim'de Porto'ya 2 milyon euroya kiraladı. Sonra geri döndü. Bu sezon 19 maç 1484 dakika. Ama Premier Lig'de sadece 6 maç 512 dakika. Yani çok az bir süre. Ben diyorum ki gelin Malank Sarı 1 milyon euro 2 milyon euro kiralama 5-6 milyon euro satın alma opsiyonuyla alalım. Hocam Chelsea sana niye futbolcuyu o kadar bedava versin? Yani Ali Koç Chelsea başkanıyla kan olduğu için. Bir de heriflerde zaten 3 tane babalar gibi stoper var. Thiago Silva var. 4. Malansar var. 5. Bu kadar şey fazla. Hocam üçlü oynuyorlar. Lan bir iki tane stoper alsınlar. Kim iyi falan alsınlar. Atilla Salahi alsınlar. Onun derdine ben mi düşeceğim? Hayret bir şey ya. Adamlar Lukaku'yu 113 milyon euroya aldılar. Ne var? 25 milyon euroya. Kimi alsınlar? 20 milyon euroya da Salahi'yi alsınlar. 45. 6 ya da Malansar'ı bıraksınlar. Rica ediyorum. Lütfen Malanksar haberi yapın. Bakın. Size duyum veriyorum. Subliminal değil açık açık duyum veriyorum. Malanksar haberi yapın. Malanksar'a Fenerbahçe'nin ilgisi var. ilgi mektubu var. isteği var. Uygun bir ortam olsa Malanksar neden olmasın? Lütfen. Rica ediyorum size. Bu kısımda burada tamam. Hocam yüzde verir misin? Vedat yüzde bir. Pavon yüzde bir. Marcelo yüzde bir. Luis Felipe 0. Malaksar %51. Kim Minji'nin gitme ihtimali %49 bence. Serdar Aziz'in uzatma ihtimali %99. Salahi'nin gitme ihtimali bence %75. UEFA'nın Ukrayna takımlarını da almama ihtimali bence %95. Trabzonspor'un direkt gruplardan gitme ihtimali bence %95. Tabi ceza meza yemezsem. Abu Bakar %1. Alex T'ye 0. Steven Colker'ın seneye devam etme ihtimali şu an için buna yüzde veremem. Atilla aynı gitme ihtimalini söyledik. Hocam sol bek. Ya arkadaşlar ben defalarcadır sol bek söylüyorum. Gidin bakın videolara. Hocam ben yeni abone oldum bak. Yeni abone oldum. Videoları falan da beğeniyorum. Sen benim için söyle. Conan. Ben en ciddi adam, adayı Conan diyorum. Hocam Eren Elmalı diyorlar. Evet Eren Elmalı diyorlar da senin elinde zaten bir Eren Elmalı var. Çağatay kuru kalıp. Ferdi de var. Hani Çağatay'ı hiç oynatmasan gocunmaz. Ama Ferdi hani Eren'i alıp tutmazsa sıkıntı. Oraya konan daha mantıklı gibi geliyor. En azından Ferdi de Joker kullanırsın. Bilginiz olsun. En çok şey sorusu geliyor. Orbeti en ciddi aday kim? Luis Suarez diyorum. Luis Suarez'i şey yalanladı diyor. Ee, Lake yalanladı diyor. Yalanlasın. Lakazet mi gelecek diyeyim? Ne diyeyim? Kimi söyleyeyim arkadaşlar? Kimi söyleyeyim? Geçen sene 2-3 ay boyunca Lakazet getirildi Fenerbahçe'ye. Sonra kim getirildi? Şey getirildi. Ee, neydi lan onun adı? Baştuha'ya getirildi. Sonra aynı beş Beşiktaş'a gitti. Lan biz getiriyoruz. Niye Beşiktaş'a gidiyor? Bu arada Lacazette ile ilgili şunu söyleyeyim. Sezon sonunda hakikaten sözleşmesi bitiyor. 32 maç açacakmış. 6 gol 8 asisti var. 2033 dakika oynamış. Yaşı da 30. Mayıs'ta 31 olacak. Yani yaşlı bir forvet. Bu muydu lan Fransa milli takımında hiç şut çekmeden yok o şeydi Ciroid'tu değil mi? Valla 16 maçta 3 golü var Fransa milli takımında. Lacazette iyi topçu. Ben isterim şahsen. Misal. Hem Lacazette gelse hem Marcelo gelse. Of. Of. Bir de Malangsar. Of. Dehşetül vahşet. Bu arada espri yaptığımı zannediyorsunuz ama ben Lacazette'in gelme ihtimaline bugün sorsanız %5 falan derim ha. Öyle bir mir demem. Niye? Hocam Belotti alacağız. Belotti Melotti gelmeyecek. Sıfır. Başka? Hocam Jackson Michael'ı alıyoruz. Kim? Michael Jackson. Yok lan Muleka o. Jackson Muleka. Ha. Jackson Malikul'ı alıyoruz hocam. Onu da zor. Muleka konusunda e, Kasımpaşa onun da akıbetinin Trezeguet gibi olmasını hedefliyor. Hocam Trezegek'in akıbetine şeye mi gidecek? Kasımpaşa'ya mı gidecek? Başakşehir'e mi gidecek? Yok. Trezeguet e, elde tuttular. Aston Villa'yı 10 milyon euroya sattılardı sanırım kayda öyle bir düşünce içerisindeler. Bilginiz olsun. Yani ben Fenerbahçe'ye ya da Beşiktaş'a gitme ihtimali çok çok düşük görüyorum. Hocam Trezege demişken Trezege mi geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ne desem? O mu geliyor? Bu mu geliyor? 12 maç, 7 gol, 4 asist 844 dakika. Yani benim tabirimle 9 maç olmamış. 7 golü var, 4 asisti var Süper Lig'de. Ama tabii bir sene sözleşmesi kalmış Aston Villa'yla. <laughs> Aslında var ya bir şey söyleyeyim mi? Bak 1 Ekim 94 doğumlu. Yaş daha 27. Yanlış anlamayın beni ama. Ulan Fenerbahçe'nin alacağı en net isim lan. Harbi söylüyorum en net isim. Niye biliyor musun? Bir sene sözleşmesi kalmış. Zamanında 10 milyon euro vermişler ama düşünmüyorlar artık. Hani o kalibrede değil diyorlar. 3'e 5'e bakmayı verebilirler. Yıllık ücretinden maliyetinden kurtulalım diye. Aslında Fenerbahçe. Bak güleceksiniz biliyorum. Dalga geçeceksiniz biliyorum ama. Ben de subliminal mesaj vermek zorundayım. Çünkü abonelere de üyelerinin aynı duyumları veriyoruz. Ama e, açık açık veremiyoruz bazen. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam La Cazette giderim. 5 milyon euroluk sözleşme öneririm. Bir de şampiyonluk primi derim. 1 milyon euro 2 milyon euro eklerim. Harbi söylüyorum. Ya da işte bu arada şunu bilin. Mesela 1 milyon euro kesin. İşte, maç başı şu kadar milyon euro dediğiniz zaman Ortalamanın üstünde bir maç başını kesin almış sayılıyor. Harcama limitlerine o şekilde düşüyor. E, e, bunu belirteyim. Valla Lacazette'e 4-5 vereceksin. Trezeguet'e de gideceksin. 4-5 bonservis vereceksin. Bak 4-5'e ikna olurlar. Yapmayın etmeyin eylemeyin. 2. bak Forvet'ini buldun kanadını buldun. 2. Malang dediğim gibi Salahi'yi satarsan mantıklı bir satın alma opsiyonuyla isteyeceksin. 3. Sola dediğim gibi Konan'ı e, getireceğin 4. Sağ kanat becerebiliyorsan Pavon'u da alacağın 5. Bak sana 5 tane çağ atlatacak futbolcu. Çağ atlatacak 5 tane futbolcu ve hani yaşları da o kadar ahım şahım değil ha. Bir gazetin yaş 31. Rezeki 27. Pavon 24-25. Konan Hakeza. Sar genç. 65 tane futbol sana çağ atlatır. Sonra bunların da başına Jorge Jesus'u getireceksin. İsmail Kartal da ekipte olacak. Hocam İsmail Kartal yeter de artar. Size yeter de artar. Bana yetmez. Ben öyle kanıttıra kanıttıra şampiyon olmak istiyorum. Yani hakem Fenerbahçe'nin hakkını mı yedi? Fenerbahçe takımı sahada hakemi yenip sırıta sırıta maçı bitirecek. Hakeme ana avrat sövmüş gibi oldu. şöyle bir gülüş vardır ya ulan <laughs> bak ne yaparsan yap ee, yani Allah doğrunun yanındadır gülüşü var ya o ana sövmeden beter. O sövmeden beter. Düşünsene ya hakem seni maçta doğuruyor doğuruyor sen 4-0 5-0 maçı kazanıyorsun. 5 tane penaltını vermiyor 5-0 maç kazanıyorsun. Hakeme bakıp bir sırıtıyorsun. Var mı bunun ötesi ya? Var mı bunun ötesi? Sonra el arabasıyla gelip oyuncuların şeyini taşıyorlar ee, kramponlarını. Bilginiz olsun. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videoyu beğendirebilirim sizlere. Görüşmek üzere.